Yepyeni Ben Türel videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Son zamanlarda küresel top 10'a top 20'ye giren Hypno.cr diye bir oyuncu çıktı. İsim olarak çok benziyoruz. Bizim ismimiz Hypnos diye okunuyor. Onunki Hypno diye okunuyor. Arada sadece bir tane harf var. Ve bizim takipçiler özellikle adama çok yorum atmışlar. Neden millete özeniyorsun? Kendi isminle oynasana falan filan diye. Aslında adam bize özendiği için değil, eskiden beri bu ismi kullanıyormuş. Yayınlarına falan da baktım. Oynadığı maçlara da baktım. Hesabı da çok eski. Onun oynadığı desteği inceledim. Bu desteğiyle oynuyor. App üzerinden kontrol ettim. En sonunda bir tane Japon bir oyuncuyu domatmış. Çok hoşuma gitti. Desteği aldım. Desteği daha önce hiç denemedim. Bu destede de bir tecrübe sahibi değilim. Yani tecrübem yok. Umarım güzel oynayabiliriz. Adamdan bir maç izledim sadece. Sürekli baskıda kalmamız gerekiyor. Karşımıza Pekka destesi gelirse ve Pekka destesinde büyücü yoksa avantaj bizde oluyor. En azından hatasız oynarsak. Topçu Kulesi'nde uzun zamandır oynamıyordum ama yine oynamak zorunda kaldım. O birazcık canımı sıktı burada. Rakipte de topçu kulesi var. Ona güvenerek şöyle bir fıçı atalım. Tabii ki cevabı vardır da. Evet, büyücü olmazsa dedim ama keşke olmasaydı. Dart Goblin'ini atalım. En azından bir sinir bozuculuğu var kart olarak. Bir Elektroru. Destemiz hızlı dönsün. Aslında neden evrimli Valkür tercih etmemiş adam bilmiyorum. Hani evrimli iskelet yerine evrimli Valkür daha iyi olabilir diye tahmin ediyorum ama eğer yenilirsek evrimli Valkür'e geçeriz. Öyle diyelim. Tamam, bir prenses atalım. Bir tane vurmayı deneyelim orada. Evet, kraliyet ayeti ile yapacağı belliydi savunmayı. Yine iskeletle tutalım. Adamda elektro ruh yok mu veya kullandığımı da fark etmedik acaba. Tamam, yine bir goblin fıçısı. Bu sefer dar goblin'ini de atacağım. Hatta bir de elektro ruh. Dediğim gibi çok iyi baskı yapmamız gerekiyor. Bir buz ruhu atalım burada. Goblin çetesini mecbur atacağım. Hızlanır mı orada? Yani nasıl hızlanıyorsun? Be geri zekalı kart. Be geri zekalı kart. Nasıl hızlanıyorsun ya? Abi bu topçu kulesine ben neden hala güveniyorum bilmiyorum. Gerçekten tüm güvenimi boşa çıkartıyor ya. Hani orada bir buz ruhu atıyoruz, goblin çetesi atıyoruz falan. Topçu kulesi iki tane vursa olan diyorum, canı bayağı gider falan da hiç oralı değil. Evet. Valkyrie bu arada evrimsizi bana o kadar güçlü gelmiyor ya. Neyse. Şimdi şöyle bir Dart Goblin'i atalım. Ondan sonra bilerek şunu erken açalım. Güzel. İki taraflı bir atağa gitmekte burada fayda var. Evrimli fıçıya güvenerek böyle bir atak yaptım zaten. Burayı tutmayacağım. Güzel. Sol tarafa aslında bayağı iyi hasar verdik. Sağ taraftan bir prenses bırakalım. Bravo diyelim, birazcık ayar olsun. Soldan hala da hasar vermeye devam ediyoruz bu arada. İşte destenin en önemli hareketleri bunlar zaten arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle bir elektro ruh da bırakalım. Bir buz ruhu. Bir goblin çetesi atalım. Ondan sonra şöyle bir tane daha atalım. Fıçı. Vallahi birazcık bekledim ama iyice don iksir oldu. Şöyle bir valkür atalım burada. Bir buz ruhu. Bir elektroru. Tamam, bir prenses atalım. Bir goblin çetesi. Savunmaya şu anlık güveniyor gibiydim ama hemen buz ruhu yetişmesi lazım. İyi oyundu diyelim. Buradan evrimli iskeletler özellikle maçı taşıdı. Dediğim gibi eğer yenilmeye başlarsak evrimli Valküre geçerim. Çünkü ben evrimli iskelete o kadar da güvenmiyorum ama burada bu maçı özellikle evrimli iskelet taşıdı. Hatta evrimli iskelet yerine evrimli Valkür kullansak bu maçta yenilebilirdik. Arkadaşlar mesela karşımıza Pekka destesi geldiği zaman özellikle büyücü olmaması gerekiyor destede. Büyücü olursa kaybedebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi Lock Bait destesi oynuyoruz. Fıçı haricinde her şeyde büyücü çok bizim için sıkıntı doğuruyor. O yüzden büyücü olmadığı sürece daha rahat oynuyoruz diyelim en azından. Şuradan bir büyülü sandığımız var. Bunu açalım. Efsanevi çıksın. Evet, efsanevi çıkmadı. Tahmin bile verecektim Haydut diye ama İskelet ordusu çıktı. Bir diğer rakibimizi de bulalım artık. Umarım güzel eşleşme alırız. Desteği denemediğim için eşleşmelerini de bilmiyorum. Sadece 1-2 maç izledim bu deste hakkında. Şöyle bir bol şans diyelim. Asa desteği biraz oynasak profesyonelleşebiliriz mutlaka. Hani en azından şöyle 1-2 gün aralıksız da. Bakalım, hoşuma giderse bir şeyler yapacağım. Prenses atabiliriz. Tomru arkadan attığı için prenses ölmeyecek. Şöyle bir buz ruhu belki bir vuruş fazladan yaptırırız. Ah be. Orada bir elektro ruh olsaymış. Bir tanesini öldürsek. Tamam, o da güzel. Kabul edilebilir. Tekrar fıçı. Hasar olarak çok vurdu ama abi bu kadar hızlı senin desten nasıl döndü ya? Tomru da kötü atıyor bu arada. Gerçi adam garanti atıyor. Kötü atmıyor. Yok, buradan bir şey çıkmayacak.
Keşke bunun da kule birliği topçu olsaydı. Az önce rahat etmiştik o konu hakkında. Mesela burada devrimli Valkyrie olsa bizim için daha iyi olurdu işte. Bakalım. Bir buz ruhu atalım şöyle. Belki aynı kartla karşılık vermeyi denerse diye. Tamam, iskelet atmış olmak için atalım burada. Prenses atalım oradan. Kaç vuruş yapabiliriz? Yine üfürükçüyü atacaktır bu. Hemen bir elektroru. Tamam, şöyle bir buz ruhu da atalım. Çok güzel. Efsane bir savunma yaptık aslında. Tamam. Buradan bir sıkıntı yok. Da hasar olarak adama hala yakın değiliz. Farkında mısınız? Dark Goblin atalım. Gerçi bir tane vurabilir kuleye, böyle mi? Evet. Vurdu. Vuramadı. Çok güzel. Tamam. Şimdi bir Valkyrie atalım. Buz golemini olması gerektiği gibi attı burada. Şimdi fıçıyı adamı şaşırtmak için şöyle bir tık geriden atacağım. İki taraflı atacağız hem de. Yer mi? Yemedi. Evet. Aa, yemiş lan sağdan. Yok, orada adam karşılık vermemiş sadece. Hemen bir elektroru atalım. Bunlar erken ölsün. Ya hasar olarak öne geçtik ama biniciyi de doğrudan tutamayabiliriz. O biraz beni korkutuyor açıkçası. Bir buz ruhu hemen. Bu sefer kuleye bir tane vurdu. Bu sefer istediğim gibi olmadı. Hemen bir Dark Goblin'i buradan şu an girmek üzeredir. Tahmin ediyordum zaten. Bir prenses de atalım. Yani gene de vurdu ya. Daha iyi oynayabilirdik burayı aslında da. Tamam, şöyle bir devam edelim tekrardan. Ne varsa basmak istiyorum burada. Bu taraftan sadece savunmayı bir prensesle de yapabilirim. Güzel. Sağ taraf artık alev topu bile dönse yetecek bir yerden sonra. Tek beni korkutan olay bu aslında. Yine bir tık geriden atalım. Bu sefer ne var ne yok basacağım orada. Eyvah eyvah. Yok ya, olmayınca olmuyor. Çok bilmiyorum, gereksiz gereksiz hasarlar yedik orada. İyi oyun diyelim. Buradan yapacak bir şey kalmadı pek. 400-300'e kadar indirdik. Tabii de adamın zaten alev topu var yani. İşte mesela burada evrimli Valkyrie olması gerekiyordu. Evrimli Valkyrie burada elimizde olsaydı. Ama adamın oynadığı desenin ben bir yandan orijinalliğini de bozmak istemiyorum. Hani evrimli Valkyrie olup bakalım ya, duruma göre. Bir maç kaybettik, bir maç kazandık. Belki de daha tecrübeli olsaydık bu destede hani daha iyi oynayabilirdik. Çünkü yakın bitti maç, gördüğünüz gibi. Bol şans diyelim. Evrimli iskeleti hızlı döndürelim. Destemiz özellikle 1x'de genelde iş yapıyor. Benim izlediğim, fark ettiğim, ama işte büyücüden korkuyordum, denk geldi. Savunmayı Valkyrie'le yapalım. Şimdi belki Tomruğu vardır. Yine bir tık arkaya atıyorum fıçıyı Tomruk ihtimali için. Umarım kaçırırsın lan. Çok bekledi. Bravo diyelim. Özellikle sinir etmek için zaten bravo diyorum burada. Bir Dart Goblin'i. Evet, güzel. İskeleti bilerek atıyorum. Hem evrimlisi dönsün yani. Pek bir olayı yok tabii de. Güzel. Ulan orada Dark Goblin yaşasa ne kadar adamı tahrik edici olurdu ya. Yani sinir bozucu anlamında söylüyorum. Hasarda birazcık farkı açalım. Güzel. Mini P.E.K.K.A artı bir şeyler gelecektir burada da. Tamam, şöyle bir elektroru. Bir buz ruhu. Bir an öldüremeyeceğiz zannettim hala. Goblin fıçısı artı Dark Goblin. Baskıda kalmak güzel aslında yani, böyle bu oyun tarzını sevdim ama eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bu oyun tarzını fazla sevdin diyor adam. Şimdi birazdan beni pişman edecek herhalde. İşte bu desteğe pek bir şey yapamayabiliriz. Önüne Dev Goblin falan inşallah gelmez yani. P.E.K.K.A gelse daha iyi benim için. Adamda bir de büyücü var. Eyvah. Şöyle bir elektro ruh atalım. Hemen bir buz ruhu. Güzel. Abi evrimli iskelet adamın neden kullandığını çok iyi anladım burada ben. Evet. Evrimli iskelet bayağı böyle kurtarıcı bir model oluyor burada bizim için. Bir iskelet atalım. Güzel. Yani bol şans diyor. Beni şansla yendin anlamında söylüyor orospu çocuğu. Yok yok, ben senin namına koyuyorum. Sen görmüyor musun? Tamam, oradan başka bir şey atmamıza gerek yok. Arkadan kıvılcımla çıkacağını biliyorum. Şöyle Goblin çetesini atalım. Evrimli Dev Goblin'i biz bu desteğiyle tutamayız da sol kuleyi hızlıca almamız lazım. Bıraktın mı maçı yoksa? Adam gerçekten korkup maçı bırakmasa, adam gibi şansını denese rahat kazanması gereken bir maç. Çok açık söylüyorum. Harbiden yani, klanına gidip şey demeyi düşünüyorum hatta, desteleri değişelim diye. Bol şans bol şans derken çünkü onu ima ediyor. Beni şansla yendin demek istiyor. Ulan kıvılcım atıp önüne evrimli dev goblin attığın an maçı büyük ihtimalle bitireceksin. Hala bol şans diyor.
Yazık yazık. Yazık işte. Böyle gariban gördüğüm zaman hemen yeni veriyorum arkadaşlar. Tokadı basıp geçiyorum hemen. Tokadı basıyorum orada gördüğünüz gibi. Bu arada video başında genelde söylemeyi unutuyorum. Videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. 100 bin abone olduk. 100 bin abone için de çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar hala varsa, abone olurlarsa da onlara da çok teşekkür ediyorum. Şöyle Goblin fıçısıyla beraber sağ tarafa birazcık hasar veremeyelim. Onun önüne ne gelecek acaba? Ya bu desteği son maçta evrimli Valkyrie mi alsak acaba? Yani bir maç sonra son maçta derken. Şöyle bir Buzru, eyvah eyvah. Bir hemen Dark Goblin, ama pek Dark Goblin bizi kurtarmayabilir burada. Tamam, kurtar bizi. Çok güzel. Şöyle iskelet evrimi dönsün hızlıca. Güzel. Bir prenses atalım burada. Bir Buzru. Destenin hızlı olmasına güvenerek böyle rahat oynuyorum. Oduncusu var mı acaba? Hani balon oynuyor da. Umarım dondurması da yoktur. Böyle bir ihtimal de var. Şöyle bir Goblin fıçısını tekrar atalım. Bir Valkyrie atacağım bu sefer. Evet, okları harcayacağını bildiğim için. Bir Dark Goblin'i. Bir Elektro Ruh hemen. Çok güzel. Elektro Ruh'un güzelliğine bak orada. Ama prenses. Yaşa prenses. Son can yok. Ve şu an balon atağı yapabilmesi için de bir fırsat vermiş olduk. Allah'tan bir yandan savunmayı böyle acemi acemi yapmaya çalışıyor da. Hani daha az sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle prenses falan atalım. Baskıda çok iyi kalmamız lazım. Okları olması çok iyi. Ve şu an balon basacak. Balonu bassa şu an hiçbir şey yapamazdık. Biliyorsunuz değil mi? İki taraflı bir atağa gidelim. Tamam, şöyle gerçek fıçıyı nereye atacağımı çok iyi tahmin ediyordur ama ben buradan bir daha Goblin'i de basacağım. Güzel. Sağ taraftan iyi bir hasar verdik burada. Bir Elektro Ruh. Burada Elektro Ruh'a güveniriz herhalde. Güzel. Dark Goblin de dönmedi şu an. Ya Valkyr atsa mesela, Valkyr'ün arkasına balon atsa maç bitecek. İnanılmaz. Ve çok sıkıntılı bir durum. Köprüden prenses basmaya korkuyorum adam Valkyr atacak diye. Ama yapacak bir şey yok. Bir yandan da basmamız lazım. Bir buz ruhu atalım. Tekrar bir fıçı oklarını harcaması lazım Dark Goblin'i için. Tamam, şöyle yapalım. Kesinlikle balon gelecek. Tamam, şöyle bir elektro ruhu hemen. Umarım iyi savunabiliriz derken. Fena savunmadık da. İstediğimi de yapamadım ya. Bir Valkyr. Güzel. Valkyr orada kurtardı bizi. Tam o vuracak mecbur ama şuradan bir Goblin fıçısı atalım. Buradan bir Elektro Ruh. Eyvah eyvah. Ya yapacak bir şey yok, dediğim gibi Valkyr artı bunu adam akıl etti ya, biz mahvolduk zaten. Okları harcadığı için ne var ne yok, girmeyi deneyeyim de artık bir şansımız pek kalmadı yani. Evet. Ya evrimli Valkyr'e biz geçelim arkadaşlar. Evrimli Valkyr'süz bu durum olmayacak. En azından adam mesela orada Valkyr artı balon yaptığı zaman evrimli Valkyr'ü, adamın Valkyr'ünü atsak, Valkyr'ü çekerken balonu da geriye çekeceği için savunma yapabilirdik. Hani destenin bu halini ben bilmiyorum da çok işimize yaramadığını düşünüyorum. Evet, üçüncü veya dördüncü rakibimizi de bulduk artık. O flama ne lan? Adamın kullandığı flamayı gördünüz mü? Neyse, buna bol şans demeye gerek yok. Hiç kendimizi bozmayalım. Evrimli iskeletlerimiz dönsün. Tekrardan iskelet evrimine geçtim. Çünkü Valkyrie evrimi o kadar da düşündüğüm kadar iyi değil. Şöyle bir Dark Goblin'i atalım şimdilik. Buzrunu atmış olmak için atıyorum. Top arabasını biraz korumak ister diye tahmin ediyorum. Önüne bir şey gelecektir. Hayret, gelmedi. Tamam, şöyle bir Valkyrie. Prenses atalım ama mutlaka tomruk oklar bir şey vardır diye düşünüyorum. Prenses, evet, orada pek kullandırtmaz çünkü. Şimdi artık gördü kuleyi ama iki tane vurur mu? İkinciyi vuracak galiba. Bu sefer sağlam bir atağa çıkmak istiyorum. 9 iksirlik bir atağa çıkacağım. Tamam. Tomruğunu harcadı. Şöyle Goblin fıçısı artı şey yapalım. Tomruk daha dönmemiş olması lazım. Eğer yanlış hesaplamadıysam. Evet, yanlış hesaplamamışım. Daha yeni döndü şu an ama kullanır mı? Şu an bile kullansa onun için iyiydi aslında. Tamam, bir de buz ruhu atalım. Güzel hasar verdik. İşte arkadaşlar, destenin oynarkenki olayı bu zaten. Gördüğünüz gibi şu anları yakalamak önemli. Bir prenses basalım tekrardan. Bir yandan da amacım sağ taraftan istediği atağı yapamasın. İksir olarak buraya iksir harcamak mecburiyetinde kalsın diye. Bir Valkyr bırakalım burada. Prenses, evet. Tamam, elinden geleni yaptı. Şöyle bir Dark Goblin'i. Güzel. Oo, buna hiçbir şey yapamayız. Yani burada çok çaresiz kalacağız ya. Burada bayağı bir çaresiz kalacağız. Bir Valkyrie atalım ama evet, korktuğum başıma geldi.
Durum bire bire geldiğinde normalde bizim için bir sıkıntı kalmıyor ama burada öyle bile sıkıntı. Ya X-ray mesela ben adamın eşleşmelerini inceledim hiç X-ray yoktu. Bana neden denk geldi ki X-ray? Yani orospu çocuğu süper seri ekibi. Buna cevaplarsanız sevinirim video dışında. Video dışında bunu cevaplarsanız. Geçen bir Japonlara özel bir video yapmıştık ya ondan da telif yemişiz. Şey telif diyorum ihtar yemişiz. Tamam bir buz ruhu falan atalım. Ne yapalım ki başka? Bir elektroru. Bir Dark Goblin'i şöyle bir Valkyr atalım buradan. Burayı artık savunmayacağım. Oraya en azından tekrardan iksir harcamak zorunda. Bir prenses atalım. Şu anki hata mecbur güveneceğiz. Şöyle ne var ne yok basalım ama evrimli test orada yeterli olacak adam için. Tamam şöyle bir buz ruhu. Dark Goblin'ini görecek ilk çünkü biraz acele ettim. Ya sen zeki misin orospu çocuğu? Kim kandırıyor sizi böyle? Zeki olduğunuza dair. Artık burayı kurtaramayız da. Neyse. Şimdiden tokmak emojisini atmaya başlayalım. Ben bunun eline vereceğim çünkü. Çok acayip tilt etti beni ya. Acayip ayar oldum buna çünkü. Bir Valkyr atalım. Oradan şu hayvan var ya o kırılmadan bir şey yapamıyorum gördüğünüz gibi. Bilerek biraz mesafeli atalım. Güzel. Tamam en azından şu anlık bir sıkıntı yok. Fena değil. Valkyrie böyle atalım. İkinci Valkyrie'yi çevireceğim. Bir tık bekledim. Ne var ne yok basıyorum da. Yetiş artık. Ya Allah aşkına öyle be. Allah aşkına öyle imdat diye bağıracağım şurada artık. Geber be. Ne bu böyle vır 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 böyle. Dedikoducu mahalle karısı gibi X-Ray'in ağzı var orada. Susmuyor ya. Ne var ne yok basalım. Ne var ne yok basalım. Şuraya bak abi. Gerçekten Allah kahretsin. Çaresizliğin resmi ya. Vurma ama vurma. O kadar hızlı mısın sen? Havan değil mi senin adın? Sen neden hızlıymış gibi yaptın kendini ki oradan? Evet neyse basalım. Baksana abi şuna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gerçekten gariban gibi kaldık orada. Bir Dark Goblin'i. Şu arkaya doğru bir fıçı bırakalım da yok gitti maşallah Allah kahretsin. Ya şu oyunu oldum olası sevemedim. Gerçekten nefret ediyorum. Ya yapacak hiçbir şeyimiz yok ki şuraya bak. Bir prenses atalım burada. Bu kadar iyi oyuncusun da neden bu kupadasın ya? Madem hani bana göre çok iyi oynuyorsun falan ya sen. Tekrardan fıçı atalım. Adam hasar verdirtmiyor ki. Şunu bir gebertelim bari de. Ne buluyorsak basmamız lazım. Tamam tekrardan basalım ne buluyorsak. Pek bir şansımız yok çünkü adam sadece evrimli Tesla atıyor. Normalde 3 döngü diye biliyorum ben evrimli Tesla'yı ama yok. Yok abi X-Ray'ine Havan'a yapabilecek hiçbir şey yok ki. Hani kart mart da atıyorum adam Valkyrie şu iki tane orospu çocuğuyla öldürüyor. Zaten o flamayı oynadığında sen de orospu çocuk olduğunu anladın biliyor musun? O tanga giyen böyle goblin flamasını koymuşsun ya kendine orospu çocuğu. Kendine bunu yakıştırdın demek. Ya yok abi deste de meste de. Arkadaşlar yani affedersiniz de biz 16 kartla oynasak rakip 3 kartla da oynasa bilmiyorum. Havanın bu kadar hızlı vurmadığına da yemin ederim. Adam böyle yarım saattir normal havan bile öyle bir çalıştı ki yani canavara dönüştü karşımızda ya. Biz Süper ekibinin orospu çocukluğunu çekiyoruz burada. Evet. Sıkıntı bu aslında. Başka bir sıkıntı yok. Sıkıntı bu. Kartlar adamın gerçekten hızlı vurdu orada ya. Rezil fiçi ya gerçekten. Havan'la X'e aynı desteden arıyor orospu çocuğu. Bana özel deste yapmış. Bunların anasına küfrediyorum ya. Gram günah girdiğime de inanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Bunlar hak ediyor. Hak edene küfretmek lazım bir yerde çünkü. Evet. Bir tık önden çıkalım şöyle. Elektro ruha güveneceğiz burada mecburen. Bizim topçu kule birliği 31 çekmekle meşgul orada. Evet o XLT neden vurdun yalandan orada mesela? Sırf Mega Minyon kaleyi orada şey yapsın diye değil mi? Bizim topçu kulesi bize karşı taktik uyguluyor ya. Neyse bu da son maç olsun bari de kafayı yiyeceğim yoksa. Prenses'e ikinciyi vurdurtur mu? Tamam neyse. Dark Goblin'i biraz mesafeli basalım. Özellik basmasın. Tamam basalım şöyle ne var ne yok. Bir elektroru atacağım önüne. Adam atıcı atmayı da öğrendi. Bu saatten sonra artık bilmiyorum ne olacak. Atağı da gelecek burada.
Çeteye güveneceğiz. Bir iskelet atalım. Tamam, şöyle bir prenses. Bir Valkür iskeletleri görürse kuleye vuracak. Umarım kasırgası yoktur bari. Güzel. Yani güzel derken fena değil. Bir Tomra şuraya baksanız, adam felaket okları varmış. Ne yapalım? Bakalım buradan bir atak deneyecek mi? Tamam, denemeyecek. Güzel. Şöyle iki taraflı bir atağa gitmek istiyorum burada. Fıçıya güvendim. Tamam, hemen bir evrimli iskelet atacağım. Beklediğim hasarı da veremedim. Goblin çetesi de atalım. Çok fena vuracak. Bir Valkür atalım. Tamam, Elektroru. Baksana mezarlığın burada hasarı. Tamam, biz tekrardan çıkalım. Ne güzel abi, işte böyle gevur olmak varmış, gevur olmak. Ne güzel. Adamlarda baksana, hiç böyle taktik maktik bilmene bile ihtiyaç yok be vallahi. Olayın sevimliliğine bakın. Görüyorsunuz değil mi şu gariban gariban atakları? Neyse. Şöyle bir elektroru atalım burada. Tamam. Orada Valkyrie de varmış. Mezarlık ona rağmen gene vurdu. Tomruğu yok bu adamın. Burada ne buluyorsak basmamız gerekiyor artık. Ama bu var işte, bu var. Yok arkadaşlar, yenme ihtimalimiz yok. Adam iyi de oynamıyor bu arada, yemin ederim. Biraz oyalanalım şurada, ne varsa basalım. Adam attığım kartlardan bile hiç çekinmiyor ki, şuraya bak. Tamam, bir Valkür atalım burada. Tamam, şöyle bir tık bekleyerek attım okları atmasın diye ama. Ne buluyorsak buradan basmamız lazım artık. Topçu Kulesi'ne güvenerek evrimli iskelet de atacağım. Güzel. Tamam, şöyle yapalım. Bir Goblin çetesi. Bu sefer ama direkt basacak devi köprüden artık. Basmasın diye ne var ne yok atıyorum da. Abi hiç hasar veremedik. Yok, ezber yaptı ezber. Allah kahretsin böyle ezberi. Prenses, nerelere bakıyorsun be? Aptal kızım benim. Nerelere bakıyorsun? Hemen şunu atalım. Tamam, şöyle bir ne buluyorsak basacağız burada. Güzel. Tekrar şunu atalım. Şükür be, şükür be, şükür. Tebrik edelim şu gerizekalıyı, şükür. Şu köprüden D basıp da sonra mezarlık basan tek olayı bu olan şu gerizekalıyı tebrik edelim be. Bayağı maç kaybettiğimiz için en azından kupa kârında kapatalım videoyu diye bir maç daha ekleyeceğim burada. Son maç böyle ömrümden ömür gitti ya. Gerçekten ömrüm kısaldı son maç. Hani bunu hissettim yani. Neyse, şöyle bir Goblin çetesi basalım. Mezarlığa o kadar Valkür atıyorum, şu saksafon muydu neydi, Dark Goblin'i ya. Dark Goblin'ini atıyorum falan. Adam ona rağmen her geldiğinde güzel güzel hasar da veriyor. İşin garibi. Tomruğu vardır bence ama gene de belki yoksa diye deniyorum şansını. Abi bu oklar ne bu böyle? Farz mı ok kullanmak gerçekten ya? Tamam, bir Dark Goblin'i atalım. Umarım şey yoktur, koç binicisi. Tamam, bir Valkür. Üfürükçü ölecek orada. Ama olsun, biz savunmamızı yaptık en azından. Çok güzel. Şimdi tekrardan bir prenses atalım burada. Bana antisin diyor. İnşallah, inşallah. Bakalım. Bilmiyorum anti miyim bilmiyorum ama inşallah antiyimdir. Ben çok kabulüm buna yani. Lava bak, bana antisin diye emoji atmak da saçma bir şey. Yani sanki sana üzüleceğim antiyim diye. Antiysem daha çok mutlu olurum. Hani dom atacağımı düşünerek. Şimdi bir taktik deneyeceğim. Bunu denemek için erken, denemeyelim. Tamam, deneyelim. Bu taktiği deneyelim. Bilerek okları hepsini atamayacağı gibi ayarlıyorum. Erken acele edip ok atarsa diye, ama öfkesi de varmış. Yani balıkçıyı harcattık ama okları bilerek harcamadı burada. Dart Goblin'ine saklıyor. Arkada koç binici varsa mahveder bizi. İkinciye Dart Goblin'ini çevirelim. Tamam, orospu çocuğu antiyim tamamen. Bir buz ruhu. Bir prenses atalım orada. Şöyle bir Valkür. Güzel. Tamam. Biraz canı doldu ama. Yani ben antiyim de bilmiyorum. Antisin diyor diye antiyim diyorum da, oklar var, öfke var. Sen bayağı bir hazırlıklı gelmişsin ya ve pezevenk.
Evet, neyse şöyle bir buzluğa atalım. Bu sefer bunu da atacağım. Gene vuruyor. Ya ben neyse. Adam beni anti zannediyor. Bir an ben de inandım abi. Bir an sevindim. Ulan dedim antiyim dedim. Ne güzel. Yazık. Arkadan pekala çıkmak üzeredir bu. Şöyle bir şansımızı buradan deneyeceğiz. İki taraflı bir atak yapalım. Okları nereye atacağı önemli biraz. Güzel. Tamam. Ama bak bu hamleyi tutamadı. Gerçekten bu adama biz antiyiz galiba. Bunu hiç tutamadı, gördünüz mü? Öfkesinin olduğunu biliyorum ama erken önlemeye çalışıyorum hata. Tamam, şöyle bir Valkür. Oklarını kullanmadı, kullanacak. Tamam, oklarını kullandı, çok güzel. Gerçekten antiyiz bu arada, adam haklıymış. Ben özür diliyorum. Ben anti olduğumu düşünmüyordum ama antiymişim, evet. Sonradan fark ettim yani. Adam demek ki daha önceden bu eşleşmeyi oynamış ama işte ben oynamadığım için biraz da. Hani yoksa bilsem anti olduğumu değilim demem. Bir elektroru. Şöyle birazcık çekelim seni. Tamam, rakibi tebrik edip iyi oyundu diyelim. Yeni anti sinemoyusu açacak bak, salağa bakın şimdi. Atmadı. Adam herhalde saygı duydu. Gerçi bak, destede tecrübesiz olmamıza rağmen bile adamı yendik güzel bir şekilde. Yani demek ki anti olduğumuzda deste rahat oynanabiliyor. Şu eşleşmeyi yine bir incelemek istiyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum ama. Ya Anka kuşuna mesela böyle Draft Goblin'i dışında güzel bir cevabımız olmaması sadece dikkatimi çekti. Bir de evrimli dev goblin'i attığım, hani bizim bir kule birliğimiz yok. Hani kule birliğiyle falan bir şey yapamıyoruz. O yüzden hani tek çaremiz Valkür oluyor orada. Bilmiyorum ama o kadar yani aynı anda iki kuleyi alıyorduk neredeyse. Adam bu kadar tutamadıysa demek ki gerçekten antiyiz. Bunun derecesini merak ediyorum. Adam iyi oyuncu. Adam da o kadar iyi oyuncu değil. En büyük derecesi 2072 yani. Dünyada 7400 bilmem kaç. Evet arkadaşlar, videoyu en azından kupa kârında kapatalım diye bir maç daha atalım dedim. Emir Pro diye bir oyuncu mu geldi karşımıza? Yok, farklı. Emip mi acaba? Ya havalı bir stil denemiş ama bir farklı durmuş. Neyse şöyle bir iskelet atalım. Adam belki Türk mü diye düşündüm o yüzden. Bir Goblin çetesi atalım, devam edelim. Tamam, bir Dark Goblin'i artı buz ruhu yapalım orada. Adam bilerek büyüsünü çıkarmadı şu ana kadar. Tomruk'tan şüphelenmedim şu an ama genelde oklar oluyor rakipte. O yüzden fıçı hiç düşünmeden attım, evet. Ah be. Dart Goblin'i de hiç vuramadı. Köprüden Prenses basmak zaten en büyük silahımız olacak bu destede. İskelet atalım şu anlık. Valkür avantajımız var en azından adama karşı. Bir tane daha vur. Tamam, çok güzel. Fena değil, fena değil. Şimdi buradan tabii ki bir köstebek atağının geldiğini gösteriyor adamın yaptığı hareket. Şöyle bir Valkür bırakalım orada. Güzel. Bir buz ruhu atalım. Erken görürse çünkü sıkıntı çıkaracak, bu belli oldu. Kulede umarım patlamazsın. Yok ya, patlamaz. Bir an acaba dedim ama yani. Şimdi arkadan bir elektro ruhla çıkalım. Şunun gebermesini bekliyorum ama da bir gitmedi be. Tamam, bir Dart Goblin'i şöyle. Güzel. Bilerek bir tık şöyle Goblin fıçısını geriden atıyorum. Tomruğu kaçırsın diye. Yok, kaçırmadı. Bir buz ruhu atalım. Tamam, buradan elektroru atacağız. Buz ruhuna çok güzel savunduk orayı bu arada. Şu anki atacağı köstebek evrimli olacak. Ona bir tık dikkat edelim. Buradan Goblin çetesiyle çıkalım. Yine şövalyeyle savunabilir tabii de. Şimdi. Bir prenses bırakalım. Tesla açılmıyor oradan. Şövalyeyle savunacağını da tahmin ettim ama Valkyrie harcasam bu sefer savunmada ne yapacağım dedim. Hani evrimli köstebek için. Tamam, şöyle iki taraflı oynayalım buradan. Fena değil. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Fıçı da hiç vurmuyor ya. Bu taraftan gelir mi acaba? Tamam, bir prenses atalım orada. Bir sıkıntı yok ya. Hasar yedik tabii bayağı ama en azından hani sonrasında belki geri çıkartabiliriz. İskeletlere vururken kuleye de vuracak oradan. Adam da şövalyeyi çok güzel tahmin ediyor bu arada. İskeletlere atıyorum. Şuradan bir ne var ne yok basalım. Bir Goblin çetesi. Güzel. Ya hasar olarak bayağı bir gerideyiz ama bakalım. Bir şeyler deneyeceğiz. Şöyle bir elektroru atalım. Şunu erken keselim. Tamam. Bir Valkür.
Tomruğu ısrarla adam elinden çıkartmıyor. Gerçekten helal olsun. Yine bir arkaya doğru deneyelim burada. Bir buz ruhu. Gerçi bu tarafı bu kadar ciddi de korumamıza gerek yok sanki ama. Şövalye için bir valkür bırakıyorum. Eyvah eyvah, o da mı var? Gerçi o da mı var derken adam zaten en baştan beri böyle kullanıyordu. Şu anlık en azından fena bir hasar vermedik. Bir iddiamız var. Evrimli köstebek çok sıkıntı. Onu nasıl tutacağım bilemiyorum. Şöyle bir prenses atalım. Bir valkür. Güzel. Bir elektroru. Şöyle bir de buz ruhu atsak. Fena değil. Prensesi beklediğini adım gibi biliyordum ama işte. Neyse. Bir valkür atalım. Bir tık sağa atıyorum fıçıyı. Güzel. Neyse, en azından onu harcaması güzel. Şurayı bir indirelim artık, temizleyelim. Israrla atmıyor tomruğunu. Tamam, şu anlık güzel oynadık burayı. Bir valkür. Güzel, bu taraftan hasar verdik en azından. Prenses sendeyiz. Güzel. Bir tane daha. Vur artık. İyi oyundu diyelim. Şu an emoji attı mı spamladı mı hiç bilmiyorum. Emojiler kapalıydı. İyice odaklanarak oynamak istedim son maçı. Çünkü hani yeni bir deste tanıtıyoruz. İyice acemi göstermeyelim desteği. Evet arkadaşlar, normalde video kaydını kapatmıştım. Ama kapattıktan sonra da aynı desteğe alışmak için biraz daha maç atayım dedim. Karşıma Japon bir rakip geldi ve böyle nefes kesen, kıran kırana bir mücadele oldu aramızda. Bu maçı da size izletmek istedim. En azından böyle çok güzel bir maçla kapanışı yapalım. Yani bu videoda 2 veya 3 defa yenildik zannediyorum ki ama. Ki onlar da ağır antiydi bize. Ama onun dışında gayet güzel oynadık. Hatta bu desteğe alıştıktan sonra bir daha Pekka oynamayabilirim diye düşünüyorum. Çünkü Pekka'dan artık biraz sıkıldık galiba ya. Hani izleyiciler ne diyor bu işe bilmiyorum da Pekka artık herkes oynadığı için, yani oyunun %90'ı oynadığı için sürekli Pekka göre göre, en azından videoda Pekka görmeyelim kafasına gelmiş olabilirsiniz. Özellikle bu videoyu da o yüzden yapıyorum zaten. Buradan son defa bir tekrardan açıklama yapıyorum. Bu desteği aldığım oyuncunun adı HypnoCR. Kendisi de bir YouTuber, daha doğrusu kendisi bir yayıncı galiba. Ona da çok yazılıyor hani özent olma, kendi ismini kullan falan. Adamın zaten kendi ismi buymuş. Yani bizden özendiği falan yok, ismi bu şekilde koymamış. Yine de ben bu açıklamayı yapayım. Ondan sonra maç sunumumuzu artık kaldığımız yerden devam edelim. Burada özellikle güvendiğim kart benim evrimli goblin fıçısı oldu. Uzun zamandır da evrimli goblin fıçısını hiç oynamadığımız için bu bayağı güzel oldu burada oynamamız. Adamın okları ve öfkesi var. Bu birazcık sıkıntı ama topçu kulebirliğini kullandığı için bir yerde yakalayabileceğimi zaten düşünüyordum bu maçı atarken de. Ama özellikle maç sonu çok kritik. Şimdiden şöyle küçük bir tüyo vereyim. Gerçi siz zaten benim bir Japon'a kaybetmeyeceğimi de bilirsiniz. Yani o kadar tüyo mio vereyim diyorum. Hani böyle kimin kazandığını çaktırmamaya çalışıyorum falan. Ben kazandım tabii ki arkadaşlar. Yani karşıda Japon var. Boşu boşuna 1,5 dakika beklemeyelim bunu söylemek için. Adamın fıçıya doğrudan bir cevabı yok. Gördüğünüz gibi zaten Pekka atmış. Bir yandan da hata çıkmak istiyor ama özellikle bir ikisi onu çok darladım. Yani onun önünde mesela şu an Dev Goblin yetiştiremeyeceğini ben çok iyi biliyorum. Burada büyük ihtimalle evrimli iskelete güvenmişimdir ama okları atsın istiyorum. Burada okları çok direndi atmamak için. Ondan sonra da rahat bir savunma yapmışız. Artık evrimli iskeletimizi de attık. Evrimli iskelet, ben dedim ya arkadaşlar, hani evrimli Valkür bence kullanın, evrimli iskelet o kadar da iddialı bir kart değil diye. Sonradan evrimli Valkür ben kullandım. Video dışında 2 tane maç kaybettim evrimli Valkür'le beraber. Yani adam iskelet kullanıyor diye kızıyordum ama bir bildiği varmış. Siz de desteği oynayacaksanız eğer, özellikle nihai şampiyon tarafında, kesinlikle bu haliyle oynayın. Destemizin bir diğer avantajı da 2.4 iksir ağırlığında. O yüzden çok rahat dönüyor. Burada elektro ruhu kötü kullanmışız. Yarasaları daha hani bekleyip böyle oynayabilirdik. 24 saniye kaldığı için adam atağını tamamlamadan kuleyi almaya çalıştım burada. Özellikle o yüzden böyle ataklar yaptım. Haberiniz olsun. Tabi adam da buna göre savunmasını kurdu. Şu an ne kadar iddialı geliyor baksana. Dev Goblin arkada, evrimli Pekka falan. Zaten şu atağı tutamayacağımı biliyordum. O yüzden tek çarem vardı burada. Adamın kulesini almak. Sol tarafı bıraktım. Sağ tarafa bu şekilde savunma yapıp 300 canla beraber kurtardık. Ondan sonra da iyi oyundu dedim. Centilmence bir maç atmış olduk böylece. Evet. İyi oyundu işareti bu işte. Haha derken orada orta parmak çıkan işaret. İyi oyundu işareti. Şimdi deste hakkında arkadaşlar genel yorumumuza geçelim. Görmüş olduğunuz deste bu şekilde. Evrimli Valkür'le de oynayabiliyorsunuz ama ben evrimli Valkür'ü denedim. Evrimli iskeletin yerini kesinlikle tutmuyor. İskelet ne kadar hani böyle zayıf bir kart gibi görülse de savunmada çok etkili bir kart.
O yüzden desteği eğer oynamak istiyorsanız bu haliyle oynayın. Eğer bu videoyu beğenirseniz, yani hoşunuza gittiyse bu desteyle farklı videolar da yapabiliriz. Hani troll deste falan değil de tekrardan kupa maçı atabiliriz en azından. Bir iki kartı belki değiştiririz, korumalar alabiliriz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.